Değerli izleyenler, Anadolu Televizyonu ve Kant Haber Gazetesi haber merkezimiz tarafından hazırlamış olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan piyade uzman çavuş İslam Sancak şehit oldu. Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan Samsun Teke köy nüfusuna kayıtlı piyade uzman çavuş İslam Sancak şehit düştü. Şehidin acı haberi ise Erenköy mahallesinde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit haberiyle birlikte duydukları üzüntüyü dile getiren Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, yaptığı duygu dolu paylaşımda "Her bir şehidimiz seçilmiş kahramanlarımızdır. İsmi gibi seçilmiş İslam ordumuzun bir sancağı olarak mertebelerin en yücesine ulaşan şehidimizin yüreğimizdeki acısı tarif edilemez derecede büyük. Ama bir o kadar da gurur veren bir acı. O ne güzel bir kahraman ki sanki ismi bile düşünülmüş. İslam Sancak. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Öte yandan şehit İslam Sancak'ın bir yıl önce nişanlandığı ve bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Şehit İslam Sancak'ın cenazesi ise Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildikten sonra ikindi namazına müteakip Erenköy Aile Mezarlığı'na defnedilecek. Nevşehir İyi Parti İl Başkanı Ömer Ay görevinden ayrılacağını fakat kesinlikle İyi Parti'de kalarak mücadeleye devam edeceğini açıkladı. Yaptığı peş peşe açıklamalarda Nevşehir'de siyaset gündemini hareketlendiren İyi Parti İl Başkanı Ömer Ay'ın son açıklamasındaki ifadeleri nedeniyle genel merkez tarafından istifası istendiği iddia edilmişti. İl Başkanı Ömer Ay, Nevşehir'deki katıldığı bir radyo programında istifa iddialarına ve kadınlarla ilgili tepkilere neden olan sözlerine açıklık getirdi. Ömer Ay, İyi Parti'deki il başkanlığı görevinden ayrılacağını fakat partide kalmaya ve mücadele etmeye devam edeceğini ifade etti. Görevde kalsa da kalmasa da kendisinin asla susturulamayacağını belirten Ömer Ay, "İstifa etmekle partiden ayrılmayacağım, sadece il başkanlığından ayrılacağım. İyi Parti'de mücadele etmeye devam edeceğim. Görevde kalsam da kalmasam da Ömer Ay susturulamaz, onu ifade etmek istiyorum. Genel Başkanımız Meral Akşener çok değerli bir liderlik çıkartmıştır. İyi Parti çok değerli bir kadro tarafından yönetilmektedir. Türkiye'nin umudu haline gelmiştir. Türkiye'nin sorunlarının çözümü bu aşamada sadece İyi Parti ile mümkündür. Türkiye'nin şu anda İyi Parti'nin dışında bir seçeneği yoktur. Ben de İyi Parti'de mücadele etmeye devam edeceğim" dedi. Ömer Ay kadınlarla ilgili ifadelerinde erkeklerin kadınlarla olan ahlaksız ilişkilerine vurgu yaptığını belirterek asla kadınlara hakaret etmediğini vurguladı. Kendisinin 42 yıllık evli olduğunu ve eşi dışında başka bir ilişkisinin bulunmadığını belirten Ay, "Ben Hasan Ünver'in yolsuzluklarını anlattım. Hasan Ünver de geçen pazartesi günü bana cevap verdi. Bu cevabında benim kendi dönemindeki yolsuzluklarla ilgili açıklamalarımın hiçbirine cevap vermedi. Sadece ben bir dizi şeklinde açıklayacağım ifademe karşılık, ben de ona Brezilya dizisi yapacağım" dedi. "Brezilya dizilerinin mahiyetini biliyorsunuz. Ben de Hasan Ünver, Brezilya dizisini kendi personeli, daire müdürleri, belediye başkanları ve il genel meclis başkanıyla yapsın dedim. Onların kadınlarla ilgili ahlaksız ilişkilerini anlatarak ve eşlerini boşayıp yeni eşler almasına vurgu yaparak Brezilya dizisini onlarla yapsın dedim. Benim kadınlarla herhangi bir ilişkim, böyle bir hayatım söz konusu değil. Ben 42 yıllık evliyim ve hanımımdan başka ilişkim olmamıştır. Benim kadınlara bir hakaretim de olmamıştır. Ben erkeklerin kadınlarla olan o ahlaksız ilişkilerine vurgu yaptım. Kadınlarımıza asla hakaret etmeyi düşünmedim ve düşünmem" ifadelerine yer verdi. Güzelyurt Mahallesi Kocaçay yolunda kontrolden çıkan araç orta refüje çıktı. Kazada maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi Turgut Akdeveli İlköğretim Okulu önünde trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazadan dolayı trafikte kısa süreli aksaklıklar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik akışını kısa sürede sağladı. Kazayla ilgili polisin araştırması sürüyor. Nevşehir siyasetinde ardı ardına gelen açıklamalar ve iddialar durdurak bilmiyor. İlk olarak eski İyi Parti İl Başkanı Ömer Ay'ın düzenlediği basın toplantısında ortaya attığı iddialar ile Nevşehir siyasetinde gündem bir anda değişti. Yolsuzlukları Rasim Arı çıkardı diyen Ömer Ay'ın açıklaması üzerine eski başkan da olaya kısmen dahil oldu. Beni ilgilendiren bir tarafı yok sanırım açıklamaların, dinlemedim de. Eğer beni ilgilendiren bir taraf varsa cevap verebilirim. Ama bildiğim kadarıyla benimle ilgili bir yer olsa mutlaka şimdi arkadaşlar ulaşacak. Benimle ilgili değilse söyleyeceğim bir şey. Eğer varsa ama benimle ilgili bir şey söyleyebilirim. Sonrasında ise Ömer Ay'ın belediyeye yönelik söylemlerinin ardından mevcut belediye başkanı Doktor Mehmet Savran da kendini bir anda olayların içinde buldu. Bir iddia ortaya atılıyor. Sonrasında akıl süzgecinden, mantık süzgecinden hele hele doğru olup olmadığı araştırılmadan kamuoyuyla paylaşıldığında sonuçlarının ne olduğunu kamuoyu karşısında bir müddet sonra söylediklerinin bir kifayetinin kalmayacağını kendisine hatırlatmak isteriz. Eğer söylediklerinin değer görmesini istiyorsa, iddialarının değer görmesini istiyorsa kesinlikle araştırmalı, kendince doğruluğuna emin olduktan sonra ortaya atmalıdır. Mantık, akıl çerçevesinden geçilmeden ortaya atılan iddialar sahibine zarar verir. Bunu da bir kez daha hatırlatalım. Ardından ise eski başkan Hasan Ünver suçlamalara cevap verince ne şiir karıştı, ortalık toz duman oldu. Arkadaşlar bu kadar tutarsız, bu kadar aşağılık, bu kadar basit, bu kadar hesapsız. Ya hırsız diyor ya, düşünebiliyor musunuz? Bu şehre 3 dönem. Şimdi bakın bu toplantıda üslubumu bozmayacağım. Ama şayet siyasi efendim işte dizi olarak açıklayacağım, dizi yapacağım. Vallahi ben o saatin geçmişiyle ilgili bir dizi hazırlamaya başlarsam ki mesleğim gazetecilik. Ve bu boş dönemde de çok dizi hazırlayacak malzemeye ulaştım. Brezilya dizisi gibi olur. Millet izlemekten usanır vallahi. Herkes haddini, hududunu bilsin. Karşıdaki insanların haysiyeti, onuru, geçmişinin hesabını verememiş bir adamın iki dudağı arasında değil. Değilse adli haklarım, yargısal haklarımın hepsi baki kalmak üzere. Bunların hepsinin davaları açılacak da. Daha fazla ileriye gitmek istemiyorum. Eğer beni daha fazla ileriye gitmek zorunda bırakırlarsa esas dizinin nasıl olduğunu onlara yaşatırım. Ardından ise Ömer Ay'ın şu sözleriyle adeta yer yerinden oynadı. Belediye çalışanlarının, Hasan Ünver'in iş ortaklarının dördü de hanımlarını değiştirdiler. Dördü de eski hanımlarını boşadılar, yeni hanımlar aldılar. Ve genelde sekreterlerini aldılar. Artı şimdi büyük bir ilçemizin belediye başkanıyla şoförü Yıldız isimli bir kızı paylaşamıyorlar. WhatsApp'tan yazışmalarını Twitter'da okumuşsunuzdur. Yıldız'ı belediye başkanı mı kahve içmeye götürecek, Halil mi götürecek tartışıyorlar. Artı il özel idare başkanımız dördüncü veya beşinci hanımı aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisine çok uygun bir parti ile karşı karşıyayız. İlerleyen günlerde tartışmalara dahil olan bir diğer isim ise İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç oldu. Gürbüz Dinç iddialara sert bir dille yanıt verdi. Niyetleri kötü, şer ve nifak olan cenahın il başkanı zat. Zillet ortağınız CHP Genel Başkanı gibi hayatınız, siyasetiniz, her şeyiniz yalan, iftira ve çamur at izi kalsın siyaseti olmuştur. İsmimi kullanarak yalana, iftiraya ve karalamaya yönelik çabaların olmuştur. Allah'ın helal kıldığını hangi kul haram kılabilir?
Her Müslüman erkek gibi ben de evlendim. 30 yıl evli kaldım. Bu evlilikte 3 çocuğum olup bu evlilikle ilgili karşılıklı anlaşarak hukuk yoluyla medeni bir şekilde evliliğimizi sonlandırdık. Daha sonra Allah'ın verdiği izin ve medeni hukukun tanıdığı şartlar ve herkesin gözü önünde görücü usulü ile bir hanımefendiyle de evlilik yaptım. Ancak anlaşamadığımızdan dolayı kısa sürede karşılıklı anlayışla birbirimizin hukukunu koruyarak bu evliliğimize de son verdik. Bize isnat edilen 4-5 evlilik kadın koleksiyonu kuran diyerek kadını aşağılayıcı, kadını bir eşyaymış gibi lanse eden söylemleri insan onuruna dokunan bir benzetmedir. Bu şehir bu zamana kadar bu kadar alçakça, şerefsizce, hadsizce bir siyasi söylem görmedi. Aile ve kadın üzerinden alçakça, şerefsizce siyaset yapan il başkanı siyasetin lağım çukurudur. Sayın Genel Başkanına buradan sesleniyorum. Dinime küfreden bari Müslüman olsa, senin gibi ahlaksızdan sözüm ona ahlak dersi mi alacağız? Senin zifiri karanlık o gayri meşru geçmişini bırak. Nevşehir'i bütün Türkiye biliyor. Her türlü gayri meşru, hukuksuz, ahlaksız, aşağılık işlerin içerisinde olduğunu bütün mahkemeler biliyor. Ey Ömer Ağa, bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Çıkmışsın şimdi, meydanı boş buldun. İftira, yalanla, belgesiz, bilgisiz eline tutuşturulan adet kağıdıyla siyasetçik oynuyorsun. Ey Ömer Ağa, geçmişte bir kum ocağı yolu üzerinde, araç içerisinde sabah gün doğumunda seni görenler var. O saatte sen değil miydin? Ardından ise eski başkanın sözlerinin üzerine açıklamada bulunan Ömer Ağa ise 42 yıllık evliliği boyunca eşi dışında hiçbir kadınla ilişkisi olmadığını ve de erkeklerin kadınlarla olan ilişkisine vurgu yaptığını, kadınlara asla hakaret etmediğini ifade etti. Tüm bu tartışmalara son noktayı ise AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran koyarak Ömer Ağa ile ilgili dava açıldığını açıkladı. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi hafta sonu ilçeye gelen piknikçiler ile sohbet ederek güzel hafta sonları temennisinde bulundu. Nevşehir'de sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıktığı hafta sonunda insanlar soluğu piknik alanlarında aldı. Gülşehir Sadabat Parkı'na gelen piknikçileri ise Gülşehir'in çalışkan belediye başkanı Fatih Çiftçi yalnız bırakmadı. Tek tek piknik alanına gelen misafirler ile görüşen Başkan Çiftçi herkese iyi hafta sonları dileklerini iletti. Başkanın bu sıcak yaklaşımı vatandaşlarca büyük takdir topladı. İçerisinde Nevşehir'in de yer aldığı 81 ilin ortalama kira fiyatları açıklandı. Verilen tabloya göre Nevşehir İç Anadolu'nun 3. pahalı şehri oldu. Bir araştırma şirketi tarafından Türkiye'nin Mayıs ayı ortalama kira fiyatları araştırıldı. Yapılan araştırmaya göre Nevşehir'de kira fiyatları ortalama 2700 TL olarak belirlendi. Bu rakama bakıldığında komşu iller arasında Kayseri ile aynı rakama sahip Nevşehir ilk sırada yer alırken, İç Anadolu'da ise Ankara ve Konya'dan sonra en pahalı kira fiyatına sahip 3. il Nevşehir oldu. Yapılan bu araştırma ve ortaya çıkan sonuç Nevşehir'de büyük şaşkınlık ve tepki doğurdu. Hemşireler Haftası münasebetiyle Nevşehir Devlet Hastanesi tarafından Hemşire ve Ebeler Gecesi adı altında Sağlık Çalışanları Gecesi düzenlendi. Özellikle 2 yıldır devam eden pandeminin de etkisiyle yoğun ve stresli bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarının stres atmaları, birbirleriyle kaynaşmaları ve moral ve motivasyonlarının arttırılması amacıyla
Hastane yönetimi tarafından düzenlenen geceye 300'ü aşkın sağlık çalışanı katıldı. Gülşehir ilçesinde Taşlıbahçe Kır Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti İl Başkanı Ali Kemik Kıran, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran, Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Doktor Rahim Ünlübay, İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte müzik eşliğinde akşam yemeği yenildi ve Nevşehir esnafları tarafından sağlık çalışanlarımıza hediye edilen çok sayıda armağan kura ile dağıtıldı. Gece boyunca çeşitli etkinlikler ve müzik eşliğinde sağlık çalışanları doyasıya eğlendi. Etkinliğin açılışında hastane başhekimi uzman doktor Macit Yalçın, hizmet sektörünün en zorlu ve stresli olanı şüphesiz sağlık sektörü. Bizim her zaman yoğun bir iş yükümüz var. Ancak son 2 yıldır yaşadığımız pandemiyle iş yükümüz çok daha fazla arttı. Ancak devletimizin imkanları ve tecrübeli ve özverili sağlık çalışanlarımızın gayretleri ve üstün hizmetleriyle pek çok gelişmiş ülkenin vatandaşlarına veremediği kadar iyi düzeyde bir sağlık hizmeti sunduk. Bu süreçte çok yorulduk. Eşlerimizden, çocuklarımızdan ayrı kaldık. Çalışma arkadaşlarımızı kaybettik. Ama Allah'ın izniyle bu pandeminin de sonuna geldik. Allah bir daha bizlere, tüm insanlığa böylesine bir salgın hastalık yaşatmasın. Sağlık çalışanları arkadaşlarım her şeyin en iyisine layık. Bu başarı sizlerin eseri, bu başarı hepimizin. Bu gecenin düzenlenmesinde emek veren arkadaşlarımıza, mekanın sahibi, kendisi de bir hemşire olan arkadaşımıza, ailesine ve bizleri sponsor olan, bizleri boş çevirmeyen Nevşehir'imizin kıymetli esnaflarına teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum dedi. SMA tip 1 hastası 2 aylık Nevşehirli Yusuf Eren Goztak'ın hayata tutunması için yardım seferberliği başlatıldı. Bebeklerde görülen SMA adlı hastalık büyük sorun olmaya devam ediyor. Nevşehir'de daha henüz 2 aylık Yusuf Eren bebek, makinelere bağlı halde bu hastalıktan kurtulmak için mücadele veriyor. Bu bebeğe destek için onlarca, hatta yüzlerce vatandaş seferber olmuş durumda. Yusuf Eren Goztak'ın hayatta kalabilmesi adına il merkezinde ve ilçelerde kurulan standlarda bağışlar kabul ediliyor. Hatta birçok çocuk bile kumbaralarında biriktirdikleri paraları Yusuf Eren'in kahramanı olabilmek için bağışlıyor. Değerli izleyenler, şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. Mayıs Salı, İç Anadolu bölgelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir Merkez, en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 30. Kayseri, en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık 31. Kırşehir, en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık 30. Niğde, en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık 32. Aksaray, en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 32. Yozgat, en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 30. Konya, en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 32. Sivas, en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 27. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. 30 Mayıs Nevşehir ilçelerinde nöbetçi eczaneler, Merkez Sen Eczanesi Atatürk Bulvarı, Merkez İpek Eczanesi Güzelyurt Mahallesi, Acıgöl Ömür Eczanesi, Avanos Avanos Eczanesi, Derinkuyu Cebece Eczanesi, Gülşehir Afaydın Eczanesi, Hacı Bektaş Hacı Bektaş Eczanesi, Kozaklı Volkan Eczanesi, Ürgüp Atan Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın
Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 30 Mayıs Pazartesi döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 977 lira. Gram altın satış 979 lira. Çeyrek altın alış 1573 lira. Çeyrek altın satış 1587 lira. Euro alış 17.56. Euro satış 17.60. Dolar alış 16.34. Dolar satış 16.37. Değerli izleyenler, bugünlük de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bültenimizde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.